Ali Selçuk'un yiğit elleri, sarsılmaz beyleri. Yılmak nedir bilmeyen, alemi İslam'a muhafızlık eden tunç yürekli cengaverleri. Menzile varmak için, o menzilde ülküyü tamam etmek için Yüce Allah'ın emrini, Türk'ün şanlı adını cihana yaymak için çok yol açtık. Andolsun ki Türk'ü Anadolu'ya, Anadolu'yu dini mübini İslam'a kavuşturacak olan fetih bizlere nasip oldu. Unutmayın ki bizler Yüce Allah'ın yeryüzündeki pusatlarıyız. Ve zafer ancak O'nundur. Atalarımın cente yaktığı ateş imdari dayanar. Ve kimsenin kuşkusu olmasın ki bu ateş atalara, Anadolu'ya, Konstantiniyye'ye ve daha da atalara harlanarak yürüyecek. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve zafer ancak inananlarındır. Allahu Ekber! 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 Cihan serveri, ulu peygamber Hazreti Muhammed'in aşkıyla. Altaylardan Horasan'a, oradan Anadolu'ya kadar akan biziz. İslam'ın sancağını yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe taşımak için and içen, bu yolda canını, kanını, malını feda eden biziz. Sabreden, savaşan ve nihayet zafere eren biziz. Ben Vasfurakan'ın, Surmari'nin, Gürcistan'ın ve Ani'nin fatihi, Türk'ün Oğuz soyundan, Kınık boyundan, Selçuk neslinden, Çağrı Bey oğlu, Fethin babası Muhammed Alparslan. Bu kutlu yolda uğraş verirken kendi kanımızdan, canımızdan olanlar itaat ile bize omuz vereceklerine baş kaldırdı, isyan etti. Babamızın kutsallığını unutup kendi nefsi için kudret istedi. Ağabeyimiz de olsa kalkan başını yere eğdirdik. Merhametimiz galebe çaldı, affettik. Öz kardeşimizin bize ettiği buyken canımıza can olan beylerimiz bize kardeşten öte oldular. Davamız için cepheye koşup zalime ölüm, mazluma umut oldular. Hainlere ve ihanetlerini aldırmadık. Akınları kesmedik.
Gözümüzü de, özümüzü de istikametten ayırmadan yola devam. Toprağından geçtiğimiz her il, her şehir bize ram olacaktı. İtaat edenlerin tacı başında, tahtı altında kaldı.
Sultanlar Sultanı, Ebu'l-Fet, Sultan Alparslan'a selam olsun. Kimdir bizi şanımızca selamlayan? İşitelim. Bendeniz Mısır Veziri Nasuruddevle el-Hamdani'nin müşaviri ve elçisi Hişam bin Nadır. Vezir Hazretleri durup dinlenmeden bu nameyi size getirmemi emretti. O nedir? Hayırlı bir haber inşallah. Mısır veziri bizi Mısır'a, alem ve İslam'daki ikiliğe son vermek için birliğe davet eder. Sübhanallah. Bu davet biz tam da Anadolu'nun eşiğini aşmışken gelmesi garip tecelli. Kadir Allah bizleri iki düşümüzün arasında bırakıp imtihan eder. Mısır'a gitmek demek, büsbütün geriye dönmek demektir. Ya yönünü değiştirip Mısır'a gidip bütün Müslümanları tek bir halife etrafında toplayıp Mısır Fatihi olacaksın. Ya da Anadolu akınlarına devam edip küffar illerini Müslüman mülkü kılacaksın. Sizi bağışlıyorum Roman Diyojen. Özgürsünüz artık. Kaiser Dukas Tanrı'nın cennetine kavuştu. Sizi Konstantinopol'e götürmeye geldim. Yüce Kaiser, Roman Diyojen. Ahlat Kalesi, bundan gayrı cümle toprak ve ahalisiyle Sultan Alparslan Hazretlerinin hükmündedir. Asıl Bey. Tekfurun iki yaz. Canını bağışlarım. Çok yaşayın Sultan Alparslan.
O kıymetsiz başın omzunun üstünde kaldıysa bir sebebi var muhakkak. Varıp Kraliçe Evdokya'ya Bahlat'ta uğradığınız bozgunu söyleyeceksin. Vakit geldiğinde Konstantiniyye'dekilerin başına gelecek olan da budur. Böyle bilsin. Yüce Allah'ın izni ve erlerimizin gayretiyle Anadolu'da verdiğimiz cenkte üstün taraf bize şükür. Ama siz de bilirsiniz ki meydanda küffarla verdiğimiz cenkten fazlasını medreselerde kendi dinimiz içinde ayrılık çıkaranlara karşı da veririz. Bundan sebep Mısır vezirinden gelen davet ve kan dökmeden Mısır'ın alınması İslam aleminin birliği için mühim bir fırsattır. Devlet erkanım, bu hususta ne düşünür? Merhum amcamız, devletli sultanımız Tuğrul Bey de, atamız Çağrı Bey de ömürlerini bu birliği sağlamaya adadılar. Müslümanların hüküm sürdüğü bütün topraklarda okutulan hutbelerde yalnız Abbasi halifesinin adının anılması ve alemi İslam'ın tek bir sancak altında toplanması bizim de en büyük emelimiz. Ben vakit kaybetmeden yola düşelim derim. Batur Bey, ya sen ne dersin? Sultanım, Ani'yi fethederek Anadolu'nun eşiğini açtık. Bizim Anadolu sevdamız da zaten Müslüman mülkünü genişletmek, İslam'ın nuru ile bu topraklardaki cümle gölgeyi silip atmak için değil midir? Öyledir. Diyeceğim o ki, İslam alemindeki ikilik son bulmadıkça Anadolu'nun cümle kalasını, şehrini fethetsek ne fayda? Ben de Melik Yakuti gibi tezden Mısır'a doğru yola düşelim derim. Madem öyle, cennet mekan amcam Sultan Tuğrul ve Horasan Arslan'ı atam Çağrı Bey'in uğraş verip tamam edemediklerini Allah'ın izni ve inayetiyle biz tamam edelim. Diyarbakır'dan Halep'e, Şam'dan Kudüs'e ve Kahire'ye kadar İslam topraklarında tek bir sultanın, tek bir halifenin adı okunsun. İkilik son bulsun, ümmet-i Muhammed bir olsun, birlik olsun. Amin. Amin. Bu kutlu yolda refikiniz olma şerefini bana bahşederseniz bahtiyar olurum sultanım. Alparslan Mısır'a gitmeye karar verirse ne yapacaksın? Elbet ben de onunla gideceğim ana. Yeni gebesin. Menzil çok uzun. Re'ye dönmen hem senin hem de bebenin sıhhati için daha iyi olur. Melikşah'ın büyüdü çok şükür. Gayrı bize ihtiyacı yok. Kendini de toprağımızı da layığıyla idare eder. Ama benim de bebeğimizin de Alparslan'a ihtiyacı var. Biz onun yanında kendimizi daha iyi hissederiz. Sen bilirsin. Ben de sizinle gelirim o vakit. Biz buna çok seviniriz. Ama en çok Batır Bey sevinir. Evlendiğinizden beri yüzü bir ayrı güler. Senatodakiler zindanda çürümeni çok istiyordu. Şanlı bir generalin devlete isyanı pek azmedebilecekleri bir durum değil. Sadakatle bağlı oldukları Kaiserleri Lucas'ın en büyük düşmanını affetmemi de ihanet olarak görüyorlar. Kısaca, senatoyu senin için karşıma aldığımı bilmeni isterim. Kraliçe. Kraliçe.
Konstantinopol'de apuletleri sökülmüş bir general olarak değil. Kraliçe Evdokya Makrambolitissa'nın sevgili eşi Kaiser Roman Diyojen olarak gireceksin. Papaz Bartolomus birazdan nikahımızı kıyacak. Kraliçem, sana, Yüce Roma'ya ve sonsuzluğa. Alparslan. Alparslan nerede şimdi? Alparslan şu sıralar Anadolu içlerine yürümekle meşgul. Lanet olası. Sabırlı ol. Zamanı geldiğinde ona dersini sen vereceksin. Papaz Bartolomus, bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Baş üstüne kraliçe. Takip ediyoruz, merak etme. Şu sıralar ordusuyla Ahlat'ta. Demek buraya kadar ilerledi. Daha fazla ilerleyemeyecek. Endişe etme. Nasıl? Mısır veziri Fatimileri ortadan kaldırıp Müslümanları tek halifeye bağlamanın derdinde. Bunun için de Sultan Alparslan'a çok güveniyor. Şayet Selçuklu Devleti Fatimi Devleti'ni ortadan kaldırmayı başarırsa Sultan Alparslan adına hutbe okutup ona biat etmenin garantisini vermiş. Müslümanları birleştirme fırsatı Sultan Alparslan için en az Anadolu kadar cezbedici bir rüya. Bu yüzden yakında Sultan Alparslan'ın yönünü Mısır'a çevireceğini ve Anadolu'yu terk edeceğini düşünüyorum. Eğer bu gerçekleşirse Selçuklu'nun işgali altındaki toprakları almamız için harika bir fırsat doğar. Kesinlikle. Ama Müslümanlar aynı çatı altında toplanırsa işte bu Roma için büyük bir tehdit olur. Sultan Alparslan Mısır'a hiçbir zaman yaklaşamayacak. Vezirin davetini getiren elçi Hişam bin Nadir Roma için çalışıyor. Nereye? Alparslan'ı göreceğim. Diyojen. Kahretsin. Ahlat'ı fethedişimiz sizin için bir nihayet değil, vidayettir. Roma tekfurlarının sizi neyle korkuttuğunu iyi biliriz. Siz de şunu iyi bilin ki İslam'da zorlama yoktur. Gönlüyle gelen gelir, ferah bulur. Diğerleri ise inancını ve ibadetlerini yaşamakta hürdür. Bizans'ın sizleri ağır vergiler altında ezdiği malumumuz.
Gayrı Ali Selçuk'a hakkaniyetle belirlenecek olan cizyelerinizi ödeyeceksiniz ve kazancınızın kalanı sizlerin olacak. Hükmümüzle Ahlat Bayındırlığa sizler de erinç ve emniyete kavuşacaksınız. Adını yalnız yüreklerinize korku salmak için andıkları Ali Selçuk, sizlerden adalet ve merhamet elini hiçbir vakit esirgemeyecek. Çalıştığını biliyorum Şam. Bundan sonra emirleri benden alacaksın. Kraliçe, o nerede? Kraliçe Evdokya'dan öğrendim zaten burada olduğunu. Ve neden burada olduğunu da. Şimdi söyle. Alparslan vezirin teklifini kabul etti mi? Etti. Büyük bir orduyla Mısır'a yürüyecek. Güzel. Neresi güzel? Şayet Mısır'a ulaşır ve istediğini alırsa... eskisinden çok daha güçlü bir halde geri dönecek. Ve ardında birleşen bütün İslam ordularıyla beraber Roma'yı, yani sizi tamamen yok edecek. Alparslan yok olacak. Alparslan'ı Anadolu'dan uzaklaştırmanı ve erkenden Mısır'a varmamasını sağlamanı istiyorum. Yani? Çok basit. Sultan Alparslan'ı bir an önce Anadolu topraklarından uzaklaştır. Ve Mısır'a giderken yolda da onları oyala. Hangi güzergah üzerinden gidiyorlar? Tabii ki Halep üzerinden. Bu daha da güzel. Ne yapet? Alparslan'ı Anadolu'dan da Mısır'dan da uzak tut. Yolda bunu gösterdiğim bütün tekfur ve prensler sana asker desteği sağlayacaktır. Dikkatli kullan. Erkendir. Araba sarstığından herhalde. Sultanımıza diyelim de duralım bir yerde. Yok. Şimdi onu yolun ananı koymayalım. Hem geçti bile. Geçti. Ne
Meferiyem, nasılsın? İyiyim. Nehre yaklaştık. Birazdan kıyısında durur dinleriz. Bizans'ın şanlı komutanları, Kraliçe Evdokya ve Yüce Roma'nın yeni Kayzeri Romen Diyojen'i saygıyla selamlayalım. Roma'ya olan aşkını ve Roma için yapacaklarını gördüklerinde hepsi önünde eğilecek. Yüce ve ebedi Tanrım, merhametini ve lütfunu hizmetkarın Kral Diyojen'den esirgeme. Bizim elimizden bugün kral olarak tacını giyecek. Senin kutsamanla ve İsa Mesih aracılığıyla daima hizmetkarın olmayı sürdürsün Tanrım. Ona Süleyman'ın bilgeliğini, Davut'un cesaretini bahşet Tanrım. Kraliçemizi korusun. Tanrı kralımızı ve kraliçemizi korusun. Tanrı Roma'yı korusun. Her daim kulluk ettiğim Tanrı şahidimdir ki esaretim boyunca dualarımda Roma'yı ve sizleri andım. Ve Yüce Tanrı'nın isteğiyle buradayım. Çoğunuzun bana öfkeli olduğunu görüyorum. Ancak öfkenin sonuçları nedenlerinden daha üzücü olabilir. Selçuklu Anadolu'ya ilerliyor. Eğer durdurulmazsa Konstantinopol kapılarına kadar dayanacak. Önümüzde ateşten bir yol var. Bu yolda benim karşımda değil, yanımda olmanızı istiyorum. Çünkü ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Ve Roma için kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Savaş şu an önümüzdeki en hayati mesele. İsa Mesih hatırına, Roma hatırına bu mücadelemde bana destek olun. Önümüzde kasvetli günler olabilir. Ancak yolumuzdan şaşmayacak ve Tanrı'nın huzurunda bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir savaşı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz. Ancak gücünüz yetiyorsa bitirebilirsiniz. Bize güç veren inancımız olacak. Eğer herkes üzerine düşeni yaparsa, buna dört elle sarılırsa, Tanrı'nın yardımıyla kazanan biz olacağız.
Kahrolsun Türkler! Yaşasın kutsal Roma! Kahrolsun Türkler! Yaşasın kutsal Roma! Kahrolsun Türkler! Yaşasın kutsal Roma! Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım kraliçem. Saray Meydanı'nda Roma'nın yeni Kaiser'i şerefine düzenlenen gösterileri izlemeye davet ediyorum. Sancın çok mu Seferiye? Daha doğuma 2 ay var demiştin. Var beyim. Araba sarsı biraz ondandır. Sen ne dersin Akın Ayana? Endişe edecek bir vaziyet yok inşallah ama gene de bir hekim görse iyi olur. Alep'e yaklaştık. Varınca hekim görür o vakit. Erzak da temin ederiz. Konuştuğumuz gibi Mısır'a varmadan evvel Halep'e gideceğiz. Halep emiri Mahmut Mirdas. Tahta çıktığınız vakit gönderdiğiniz fermanı ikiletmeyip hutbeleri sizin adınıza okutmaya başlamıştı değil mi sultanım? Öyle. Şimdi de gözümüzün içine bakıp biat verecek. Emir Mahmut Mirdas'a elçi gönderin. Bizi yolda karşılasın. Sultanım, müsaade buyurursanız ben gideyim. Emir Mahmut Mirdas'ı da validesini de iyi tanırım. Madem tanırsın, elçi olarak seni gönderelim. Menzilimizin nereye ve ne için olduğunu bildir. Huzurumuza çıkıp itaat bildirsin. Tezce git dön Ayda. Emredersiniz. Geçeceğim birden.
zavallı gladyatör gibi. Ölmemi isteyenler olduğundan eminim. Senin ölümünü isteyenler önce kendi ölümlerini göze almalı. Karşınızda attığını asla ıskalamayan, karşındaki düşmanını tek atışla avlayan Şanlıurfa'nın en iyi okçuları. Şey görmedin. İyi izle. Roma'nın en iyi okçusu olduğunu söylüyorlar. Gerçekten en iyisi. Getirin onu. Hoşçakalın efendim. Kraliçe seni emretti. Sultan Alparslan canıma niçin kastetsin Nişan? Yemin olsun kulaklarımla işittim Emir Mirdas. Seni huzura çağırır, biat ister. Ama biat etsen de gazabından kurtulamayacaksın. Vaktiyle sana hutbeleri kendi adına okutmanı salık verdiğinde... Trablus çevresinde asilik eden Hanoğlu Harun'un ettiklerini... camilerde kopan gürültüyü senden bilir. Kini büyük. Oh, Hanoğlu'nun başıma bir iş açacağı belliydi. Halep'te her cuma hutbelerde kendi adının çınladığını bildiği halde. He? Sultan Alparslan'ın dediğin işe edeceğine ihtimal vermem. Onun şanı, namı öyledir ki... vuracağı boynu gizli tertiple değil, açıktan vurur. Tas tamam doğru söylediniz Seyyid Hatun. Şayet siz olmasaydınız öyle yapardı. Ne demeye getirirsin? Dediğim şu ki, siz seyyidesiniz. Hazreti Peygamber soyundansınız. Sultan Alparslan sizin hilafınıza iş görürse... civarda sizi sayıp baş tacı eden herkesi
karşısına alacağını bilmez değil. Zaten nitekim benim de gönlüm böyle bir işe el vermediği için buradayım. Tabii ya. Senden çekinir valide. Senin buna müsaade etmeyeceğini bildiği için gizliden yapacaktır. Yapmaz. Valide, Hişam'ı sen de bilirsin, ben de. Biliriz elbet. Bir yalanını gördük, işittik mi şunca vakit? Yok, belli ki Sultan Alparslan'a bağlılık kesmeyecek. Tas tamam, bir hükümranlık ister Halep'te. Karşısına çıkmadan ne istediğini bilemezsin oğul. Canımı istediğini karşısına çıktıktan sonra mı öğreneyim valide? Ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Kulağımın işitmekten hoşlanmayacağı kelamı dilimden dökmem ben. Yok. Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkmayacağım. Canımı alacağını bile bile bu işe evet demek düpedüz intihar olur. Mahmut Mirdas, biat verir mi dersin sultanım? Sultan olduğumuz vakit gönderdiğimiz emre itaat eden, adımıza hutbe okutan ve armağanımız olan ilatı sırtında taşıyan kişi elbet huzurumuza çıkıp bize bağlılığını diliyle de ikrar edecektir. Edecek elbet. Hele bir Elçi Hişam'dan haber gelsin de erlerle Halep'in de iyice bir dinleniriz. Sancın mı arttı kızım? Ay çok fena, ana dayanamam. Allah'ım sen yardım et. Dur! Seferiye. Alparslan. Tez otağı kuralım, doğum başlat. Ay çok erken. Ay çok erken ana. Tez otağı kurulsun. Demek adın Stefan. İtiraf etmeliyim ki daha önce yayını senin kadar iyi kullanan birisini hiç görmedim. Sultan Alparslan hariç tabii. Bugün karşımda Sultan Alparslan olsaydı keşke. Kim bilir? Belki bir gün okunun ucunda Alparslan olur. O gün için yaşıyorum Kaiser Hazretleri. Hikayeni gerçekten merak ettim. Ailemi Türkler öldürdü. Selçuklu sınırındaki Ferenge köyünde doğdum. Selçuklu köyü ilk bastığında 7 yaşındaydım. Küffar gayrı geri dursun. Serdar Alp gelir. Oldu bu çocuk sultanım. Daha değil Batur Bey. Daha değil. Göre vakit sultanım. Sultanım ama Batur Bey haklı. Bu çocuk olmuş. Beni bir tek sen beğenmezsin sultanım.
Hedefi tam ortadan vurdum, görmez misin? Görürüm elbet. Ama sen daha iyisi olduğunu görmezsin. Ver bakalım. Çok çalışacak. Vakit geldiğinde küffarın tam bağrına saplanacaksın. Tanrı'nın bahşettiği son nefese kadar Selçuklu kanı dökmeye ant içtim. Hikayen oldukça etkileyici. Senden Kaiser'i korumanı istiyorum Stefan. Sadece Türklerden değil, herkesten. Şeref duyarım kraliçem. Selçuklu'dan intikamını birlikte alacağız. Ancak savaş sonunda Sultan Alparslan'ı sana bırakacağıma dair söz veremem. Bez ver hele. Ay. Dayı, az daha dayı. Az. Ne daha çok erken. Ay, daha çok erken. Yaşayacak değil mi? Bebeğim yaşayacak. Elbet yaşayacak. Elbet yaşayacak. Az kaldı. Hadi sen sakin ol. Derin nefes al. Kaygılanma sultanım. Birazdan evladınızı kucağınıza alacaksınız hayırlısıyla. İnşallah Batur Bey. İnşallah. Rabbim kolay kılsın. Amin. Elçi Hişam gelir sultanım. Nedir bu halin? Aksi bir vaziyet mi var? Maalesef sultanım. Emir Mahmut Mirdas itaat arz etmek üzere huzurunuza çıkmayacağını bildirdi. Ne desem dinletemedim. Nasıl olur? Ömrüm, devletimizin doğu sınırlarını koruyarak ve Türklerle savaşarak geçti. General Komnenos, General Brahmios, General Romanos ve General Tarkanitos. Roma Kaiseri olarak bu kutsal davayı size emanet ediyorum. Bildiğiniz gibi Sultan Alparslan Mısır seferinde. Anadolu'da bıraktığı ordu ve şu baş belası akıncılar Alparslansız birer hiç. Sizden ordularınızla üç koldan Anadolu'ya girip Selçuklu'nun işgal ettiği toprakları temizlemenizi istiyorum. Sultan Alparslan Mısır'dan döndüğünde Anadolu'ya adımını dahi atamayacak.
Ayrılık vakti sonunda geldi çattı. Her şey Anadolu için sultanım. Ve ötesindeki iller için. Neslimizin menzili için. Gözünü kulağını dört aç. Konstantiniyye'de ufak bir yaprak dahi kıpırdasa Ali Selçuk'un kaderine etki edeceğini unutma. Allah yardımcın olsun. Kadar savaşalım ama maksadınız Ermenileri korumaksa tek bir Roma askerinin dahi ölmesine izin vermem. Geç kaldım. Bağışlayın Kaiser Hazretleri. Gözünü kulağını dört aç. Konstantiniyye'de ufak bir yaprak dahi kıpırdasa Ali Selçuk'un kaderini etki edeceğini unutma. Hey, ne bekliyorsun? Mesele Ermeniler değil, işgal altındaki Anadolu. Ve takdir edersiniz ki Anadolu bizim için her zaman kutsal olmuştur. Ben de o gözden çıkardığınız, hayatlarını üste saydığınız Ermenilerden biriyim. Bu ne cüret? Neler oluyor? Siz saraylarınızda huzur içinde yaşarken biz Türklere karşı size kalkan olduk. Halkım adına bugün burada ne karar alınacaksa en az sizin kadar benim de duymaya hakkım var. Biraz. Bırak. Doğru söylüyor. Ermeniler her zaman Roma'nın yanında oldular. Yakın muhafızım ve şövalyem Stefan'ın da burada olmaya hakkı var. Muhafızlar çıkabilirsiniz. Şimdi başka itirazı olan yoksa savaş planımızı konuşalım. Demek Hanoğlu Harun'un ettiklerinden onun sorumlu tutup intikam alacağını sanır. Öyledir sultanım. Aklına bunu kim nasıl soktu bilmiyorum ama bana bildirdiği şey bu oldu. Madem biat verip boyun eğmez, o vakit biz o boynu eğmesini biliriz. Sultanım, Halep ilini savaşarak alalım. Batur Bey haklı kardeşim. Mirdas'ın bu ettiği hadsizliği yanına bırakamayız. Elbet bırakmayacağız. Ellerle konuş. Hazırlıkları tamam etsinler Batur Bey. Halep ilini kuşatacağız. Şehri kuşattıktan sonra harekete geçmeden evvel sen Emir Mirdas'a bir kez daha göndereceksin. Şayet gelip biat ederse canına zeval gelmeyeceğini bir kez daha söyleyeceksin. Ötesini kendi bilir. Buyruk sultanımdır. Sultanım. Muştular olsun. Bir evladın daha oldu. Rabbime şükürler ola. Çok şükür. Kardeş, ne durursun? Gitsene Hatun'un yanına.
Feryem, iyi misin? Merak etmeyin Sultan. Ben ve Melih ikimiz iyiyiz. Erken davrandın ha. Hoş geldin. Melikimiz de babası gibi sabırsız. Cesareti, merhameti, tevazusu da sana benzesin inşallah. Rabbim evladımıza da daha nice zaferler nasip etsin. Amin. Amin. Adı... Ayaz olsun isterim. Ayaz. Adını babam bahşetti. Ömrünü de Rabbim lütfuyla bahşetsin inşallah. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâ, hayya alessalâ. Hayya alel-felâ, hayya alel-felâ. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Adın Ayaz'dır. Adın Ayaz'dır. Adın Ayaz'dır. Bahtı dağıtı gibi aydınlık olur inşallah. Amin. General Komnenos, siz ordunuzla Sevas'ta ilerleyeceksiniz. General Bramios, siz Malatya'ya. Romanos, siz de Kayseri. Üç koldan girip önce Anadolu'daki üsleri Ahlat'ı temizleyeceğiz. Daha sonra ben imparatorluk ordusuyla gelip ordugahımı oraya kuracağım. İsfahan ve Rey dahil bütün Selçuklu şehirlerini alana dek asla durmayacağım. Şimdi daha fazla oyalanmadan ordularınızı hazırlayın. General Tarkanitos. Emredin Yüce Kaiser Hazretleri. Normanlar, Germenler, İskandinavlar... Peçenekler imparatorluk ordusuyla beraber hareket edecekler. Ancak bazı uzların bize katılmayı reddettiğini duydum. Bu nahoş durum desteklerini çekme yönünde diğerlerini cesaretlendirebilir. İnatçı uzların dilinden en iyi yüzbaşı Iraz anlar. Öyle değil mi Iraz neticede? Sen de onlardan birisin. Babanı ve abini ikna edeceğine eminim. General Tarkanitos... ...bu uz meselesini... ...yüzbaşı Iraz'la beraber çözmenizi istiyorum. Her ne pahasına olursa olsun... ...inatçı uzları ikna edin. Konstantiniyye'nin her yerinde Kraliçe Evdokya'nın soyluların itirazına rağmen Roman Diyojen'i bağışlayacağı ve Kaiser ilan edeceği konuşulur. Şayet işittiklerim doğruysa saraya Roman Diyojen'in yakınına girmek için elimden geleni yapacağım. Rabbim kudretli sultanımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Serdar'ın yazdıkları gerçek olursa Roman Diyojen'in karşımıza dikilmesi yakındır. Bunca hezimetten sonra
Karşına çıkmaya cesaret edebilecek mi kardeşim? Diyojen soylu değil. Kaiser Dukas'ı tahttan indirmek için çabalayan asi bir general. Soylular Diyojen'in affını ve tahta çıkmasını kolay kolay kabul etmeyecektir. Bunu Diyojen de çok iyi bilir. Diyojen soyluların aklını ancak Roma'nın en azılı düşmanı Ali Selçuk'un karşısına ordusunu yürüterek çelebilir. Yani karşımıza çıkarak. Sultanım, kuşatma için bütün hazırlıklar tamamdır. İyi. Umalım ki Halep şehrinden tek taş düşmeden Mahmut Mirdas aklını başına devşirip bize biat etsin. Benim gönlüm hiç rahat değil. Biz yönümüzü Mısır'dan bu yana neden çevirdik? Müslüman kanı dökmek için mi? Sultanımızla konuşmalı. Bu yolda çokça Müslüman kanı da döküldü. Asisi de çıktı, haini de. Devlet bekası için onlarla savaşmaktan başka yol yoktu. Ama bu iş başka. Ben Görklü adını anarak kuşandığım şu kılıcı Hazreti Peygamber'in soyundan gelen Seyyide Hatun'a ve oğlu Mahmut Mirdas'a çekemem. Yezid değilim ben. Doğru. Sultan'la konuşmalı. Hakkı var. Olmaz bu iş. Peki nasıl edelim? Ne yapalım? Sultan Alparslan da bunları bilmez değil elbet. Ama gazabı ağır gelirse bize de onu bu işten vazgeçirmek düşer. Bütün cephaneyi saklayalım. Yürü dediğinde neden yürümediğimizi sorarsa da vaziyeti olduğu gibi bildirelim. Ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de. Vaziyet yoktur inşallah. Roman Diyojen bugün generalleri topladı. Sultanımıza tez zamanda haber vermen lazım. Bakın burada kim varmış? Okumu ortadan ikiye bölen Stefan. Bugün bizi büyüledin dostum. Bizim için de bir gösteri yaparsın herhalde. Masadan kalkın lütfen. Bakın bakın. Roma'nın en iyi okçusu Stefan bugün bize bir gösteri yapacak. O okçu değil mi? Gördüm. Okuyla rakibinin okunu ikiye ayırdı. Bu gerçek bir Romalı. Evet evet o. Bizi yalnız bırakın. Övgülerimiz seni şımartmasın. Bırak da sana şarap doldurayım. İstemez. Bizi yalnız bırakın. Sana şarap dolduracağım dedim. Sultanım.
Hayır olsun Artuk. Ne bu telaş? Sultanım, bütün cephanelik boşaltılmış. Ne demek boşaltılmış Artuk? Altlarımız, beylerimiz uyur mu? Koskoca ordunun arabalarla taşınan cephanesini kim nereye kaldırabilir? Biz kaldırdık sultanım. Huzuruma destursuz dikildiğinize göre başınızı omzunuzda tutmaya yetecek bir izahınız var muhakkak. Var sultanım. Sizi dinlerim. Sultanım biz Halep emiri Mahmut Mirdas ile harp etmek istemeyiz. Çünkü o Seyide Hatun'un oğludur. Peygamber soyundandır. Biz harp etmek istemediğimiz gibi sizin de harp etmenizi istemeyiz. Ne olursa olsun, peygamber soylu bir kişinin karşısında dikilemeyiz. Bu olmaz işe girişip yarın Ruz-i Mahşer'de Yezid'le birlikte haş olmaktan korkarız. Bismillahirrahmanirrahim. Zâlekellezî yübeşşürullâhu ibâdehüllezîne âmenû ve amelussâlihât. Kul lâ eselukum aleyhi ecran. İlla al-mawadda fil qurba ve men yaqtarif hasenatan nazid lehu fiha husna inna Allaha gafurun şakur. Sadakallahu lazim. Siz bizi bu ayeti ve bu ayetin işaret ettiklerini bilmez mi sanırsınız be hey gafiller? Biz ardımızda obamızı, malımızı, mülkümüzü, evladımızı, anamızı, atamızı, hasılı Hakk'ın bize bahşettiğine varsa o görklü peygamberin yoluna feda etmeye and içip yola çıkmadık mı? Hazreti Muhammed'in dostuna dost, düşmanına düşmanız demedik mi? Nasıl bir gaflete düştünüz ki benim Çağrıbey oğlu Muhammed Alparslan'ın peygamberimizin akrabası olan herhangi birine kılıç çekebileceğime ihtimal verdiniz? Aman sultanım biz... Beys! Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz, görmediklerinizi gördüğümüz için başınıza baş bulduk. Şimdi kulağınızı açın ve beni iyice dinleyin. Seyyide Hatun, Emir Mahmut Mirdas'ın öz anası değildir. Seyyide Hatun'un yahut peygamberimizin akrabası olan başkaca bir zevatın tek bir kılına dahi zarar verecek olan olursa onu kendi pusatımla doğrar. Ama Mahmut Mirdas sulh yolunu seçip huzurumuza çıkmaz, İtaat bildirmezse bunun bedelini öder. Şimdi hala bu mevzuda zerrece şüphesi olan varsa tezce toparlanıp ordumu, bu aziz orduyu terk etsin. Yolun yolumuz, dolun dolumuzdur sultanım. Gafletimizi bağışla. Kaiser Diyojen'e söyleyin. Diğer uz ve peçeneklerin imparatorluğun ordusuna katılması bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Biz kararımızı verdik. Türkleri yok etmek için toplanan bu orduda yer almayacağız. Yıllardır bize paralı askerlik yaptınız. Bahşettiğimiz topraklarda yaşayıp verdiğimiz paralarla karnınızı doyurdunuz. Şimdi şayet teklif ettiğimiz para az geliyorsa eğer... Hala anlamamışsın. İsterse 10 katını versin. Biz yokuz. General, izin verin bir de abimle ben konuşayım. Leda, sen canına mı susadın? Nasıl olur da Kayseri'ni... Asıl sen, asıl sen orası. Sen nasıl oluyor da onların sözcülüğünü yapabiliyorsun?
kendi soyundan, kendi kanından olanlara karşı nasıl düşmanlık besleyebiliyorsun? Selçuklularla soyumuz aynı olabilir ama dinimiz aynı değil abi. Biz Hristiyanız ve bu yaklaşan soy savaşı değil, din savaşı. Anlasan iyi edersin. Kaiser'in tek derdi Müslüman Türklerle Iraz. Diğer Müslümanla bir dertleri yok. Ve emin ol, aynı dinden olmamız onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Yarın herhangi bir sebepten ötürü ayrı düştüğümüzde aynı dinden oldukları Ermenilere yaptıklarının bin beterini bize yaparlar. Şimdi ya babanın, abinin ve akrabalarının yanında dur. Ya da? Ya da askerlerini al da çek git buradan. Kaiser'e cevabımızı duydunuz, General Tarkanitos. Sadık askerlerinizi de alıp gidebilirsiniz. Pekala. Yürüyün. Diyoruz. Tekrar geleceğim. Bu konuyu seninle değil, babamla konuşacağım. Nazar mübarek olsun Batur Bey. Akıncı'ya vuslatı geciktirme denmez, bilirim. Ama sen gene de benim gözümü yollarda koma, he mi? Akınayım, hatunum. Hasretin rengi karaya çalmadan geleceğimi bil. Bil ki bağrın ezik, gözün yaşlı kalmasın. Seferiye, yolumuz uzundur kızım. Anca gideriz. Beyim, sultanım. Seni böyle bir şekilde yalnız koyup gitmek ciğerim yakar. Uğraşımız çetindir Seferiye. Burada olmanız beni endişelendirir. Değil mi? Evladımız Ayaz'ın kuvvetlenmesi için buraya gitmeniz şart. Sultanımız ne derse baş üstünedir. Öyleyse atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun. Selametle. Çalan sana bir oğul daha verdi. Tutuversin. Sancağı kaldırdığında ardına İslam ordusu dizilsin. Kara karlı dağlar aşar olsa Hak Teala senin oğluna aşıt versin. Kanlı kanlı sulardan geçer olsa geçit versin. Amin Batur Bey. Amin. Uğraşımız çetindir. Kuşatma hazırlıkları başlasın. Konstantiniyye'de ufak bir yaprak dahi kıpırdasa Ali Selçuk'un kaderini etki edeceğini unutma. Yardım et Allah'ım. Vaziyeti sultanıma iletmeme yardım et. Çık.
Gayzer seni bekliyor. Tamam. Ama önce halletmem gereken birkaç iş var. Tek önceliğin Gayzer ne derse onu yapmak. Onlara yurt değil. Ancak mezar olacağını anlayacak. Bir daha bu topraklara adım dahi atmaya cesaret edemeyecekler. Alpaslan yüzün nereye dönse şanlı Roma ordusuyla karşılaşacak. Sevaste, Malatya ve Kayseri yönünde ilerlediğinde de bir ateş çemberinin ortasında kalacak Eudokia. Kuşatmada hiçbir noksan gedik kalmadı değil mi Batur Bey? Kalaya ne kimse girebilir ne de çıkabilir sultanım. Erleri de beyleri de böyle tembihledik. Mahmut Mirdas'a son ikaz etmek için elçimiz gönderildi mi? Gönderildi kardeşim. Yok yine yola gelmezse duyacağı kılıçlarımızın şakırtısı, göreceği Selçuklu'nun gazabı olacak. Bilirsiniz ki derdimiz ne Halep'i talan etmek ne de halkını zora düşürmektir. Tek derdimiz Mahmut Mirdas'a boyun eğdirmektir. Biliriz sultanım. Buyurduğun üzere mancınık atışlarımız dahi şehrin içine değil yalnız burçlara olacak. Ahali zarar görmeyecek inşallah. İnşallah Yakut Bey. İnşallah. Direnmenin manası yok oğul. Sultan Alparslan seni dize getirmeden buradan gitmeyecek. Maksadı beni dize getirmek değil, öldürmek valide, öldürmek. Seyyide Hatun, bana sorarsanız Halep tüm gücüyle direnmeli. Çünkü Sultan Alparslan şehre zarar vermek istemeyecektir. Öyle ya. Buranın bir uç şehri olduğunu bilmez değil. Burçlarda açacağı her gedik onun değil, Roma'nın işine yarar. Bu da onun asla istemeyeceği bir şeydir. İsabetle buyurduğunuz gibidir Emir Hazretleri. Kendi ağzıyla söyledi ki kuşatma sadece gözdağı vermek içindir. Şehrin surlarına zarar vermemeleri için beylerini tekrar tekrar uyardı. Yani ferah olun. Ne size ne de şehrinize zarar erişmeyecektir. Madem öyle, bekleyeceğiz. Mısır'a gidişini ne kadar erteleyebilir ki? İlla pes edip kuşatmayı kaldırıp yoluna devam edecektir. Şimdi git, Sultan Alparslan'a ne yaparsa yapsın huzuruna çıkmayacağımı söyle. Da olay çıkarmak da ne demek? Unutma, sen sıradan bir Romalı değilsin. Kayzer'i temsil ediyorsun. Bağışlayın Kayzer Hazretleri. Stefan! Haberim olmadan saraydan ayrılma. Emredersiniz.
Uz meselesi umarım hallolmuştur. Maalesef yüce Kaiser. Uzların çoğu destek vermemekte kararlı. Kaiser. Bir fırsat daha verirseniz onları ikna edebilirim. Olmaz. Roma hiç kimseye yalvarmaz. Yok, benim aklım ermedi bu işe. Tek bir fermanımla hutbeleri Abbasi halifesi ve senin adına okutmaya razı gelen bu adam ne demeye huzura gelip de iade etmeye hazır eder? Can korkusu desek onun da teminatını verdik. Ama belli ki gözüne kulağına perdeymiş. Ya da öteden beri takiye içindeymiş. Sözde bizim buyruğumuza uyar gözükürken hakikatte baş kaldırmanın peşindeymiş. Ne yazık ki vaziyet söylediğiniz gibidir sultanım. Madem sulh ile yola gelmez, o vakit bize başkaca yol kalmadı. Mancınıkları yükleyin. Buyruk sizindir sultanım. Yalnız Ganem burcunu döveceksiniz. Dediğim gibi şehre bir zeval erişmeyecek. Geldi mi? Geldi. Hazır olun! Tek bir taş dahi düşmeyecek. Fırlat! En sağlam, en büyük burcu. Ama bütün tedbirleri aldım. Yanlış yaptığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olabilir Mirdas. Hişam'ın sözleri bulanıktır. Yapma validem, Allah aşkına yapma. Tamam, öz evladın değilim ama ana dedim. Başıma tac ettim seni. Hiç mi düşünmezsin beni? Göz göre göre canımla olmamı mı istersin? Sultan Alparslan bilmez mi Halep'in servetini? İşitmedin mi Hişam'ın neler söylediğini? Beni sağ koyup burayı benim hükmümde bırakır mı sanırsın? Sadece sen değil, ümmetin her ferdini öz evladım sayarım. Ama gel gör ki fitne kardeşi kardeşe kırdırır. Sen ne yaparsan yap, kim ne yaparsa yapsın, bu vaktin, bu çağın sultanı odur, oğul. Bak sana son kez söylerim. Kıymetli hediyelerini al, çık sultanın karşısına. Af dile onda, biat et. Asla bu dediğini asla yapmayacağım. Thank you.
Fazla vaktim yok. Bir an önce saraya dönmeliyim. Nami'yi canın pahasına Sultan Alparslan'a ulaştırman gerek. Mısır vezirini de bu ahvalden haberdar edin. Neden geciktiğimizi bilsin. Sultan, gözcülerimiz Münbiç tarafından Urfa'daki Bizans birliklerinin Halep'e doğru harekete geçtiğini söyler. Mahmut Mirdas'ı kuşattığımızı duyan Diyojen fırsatı kaçırmamış. Mirdas'ı teslime ikna edemezsek kuşatmayı kaldırıp küffarın üzerine yürümekten başka çare yok. Mirdas'la bir daha konuş. Bunun son ikazımız olduğunu söyle. Arkasına saklandığı duvarların her birini başına yıkar. Nereye gidiyorsun? Soğukpınar'a. Babam rahatsız. Onu ziyaret edeceğim. Uzaktan bizi gördüğünde ne diye yolunu değiştirdin? Kestirmeden önüne çıkmamızı beklemiyordun değil mi? Üstünü ve atını arayın. Yaptı bunları. Tüm bunların suçlusu sensin. Defol git buradan. Sen kendi ailenin katilisin. Git buradan. Baba. Direndin ve kazanan sen oldun Emir Mirdas. Sultan Alparslan Urfa'dan gelen Bizans birliklerini durdurmak için kuşatmayı kaldıracak. Ama geri dönecektir. Bizans birliğini ezip geçtikten sonra yine dayanacak Halep kapılarını. Ezip geçerse elbet döner. Ama ezilirse dönemez. Bizans'ın Sultan Alparslan'ı ne vakit ezmişliği var ki şimdi ezsin. Bunun mümkünü var mı? O önde Bizans'la savaşırken sen arkadan orduyu yürütüp Selçuklu'yu iki ateş arasında bırakırsan mümkün. Nasıl? Sen ne dersin? Halep'i Bizans'ın gazabından korumak için yıllarca savaştım. Şimdi Sultan Alparslan'dan kurtulmak için Müslümanlara karşı küffarla el birliği yapmamı mı istersin? Canını almak için an kollayan Sultan Alparslan'dan kurtulmak istiyorsan başka çaren yok. Bizans ordusunun Sultan Alparslan'ı devirince benim Halep'in üstüne gelmeyeceğine malum. Sultan Alparslan sadece senin için değil, Bizans için de büyük bir tehdit. Eğer dediğimi yapar, Selçuklu'yu bozguna uğratmalarına destek verirsen seni temin ederim Halep'e yürümeyecekler.
Halep'teki hükümranlığının sürmesini dilersen, hutbelerde tekrar Mısır halifesinin adını işitmek istersen, ordunu alıp gelmelisin Emir Mirdas. Tamam. Kuşatma kalktığı vakit ordumla Halep'ten çıkıp Selçuklu'nun arkasından yürüyeceğim. Yüzbaşı Biraz. Yanlış mı görüyorum? Yoksa gözlerinde derin bir acı mı var? Onlar benim ailemdi. Elbette üzüldüm. Ama onları uyarmıştım. Ölmeyi hak ettiler. Fazlasıyla hak ettiler. Artık senin tek bir ailen var. O da Roma. Efendim. Efendim. Selçuklu adına çalışan bir casus yakaladık. Üstünden çıktı. Demek aramızda bir casus var. Nerede şimdi o? Zindanda efendim. Sorgulanıyor. Kim için çalışıyorsun? Konuş. Kimin için çalışıyorsun? Konuş. Ne yaptıysak konuşmuyor efendim. Konuş. Konuşmazsan öleceksin. Sana o mektubu kim gönderdi? Konuşana kadar işkenceye devam et. İzin verin onu ben konuşturayım efendim. Gayrı bilinsin ki Mahmut Mirdas kendi sonunu kendi eliyle hazırladı. Dökülecek kanın da alınacak canların da tek müsebbibi odur. Tez birlik hazır edilsin. Evvela Bizans ordusunu karşılayacağız. Buyruk sultanımızın. Şimdi beni iyi dinleyin. Bizans Münbiç'e varmak için ilk Aynel Arab'ı geçecek. Ardınca da Cerablus üzerinden yürüyecek. Elbap yakınında Münbiç'e yakın bir mevkide pusuya yatıp küffar ordusunu ummadıklarımla vuracağız. Sabah olmadan hazırlıkla tamam edersin. Yarın önemli yüzbaşı. Hem de çok önemli. Sultan Alparslan'ı yenmeyi başarırsak Kaiser Diyojen bu zaferi karşılıksız bırakmayacak. Sadece Roma için değil, hayalini kurduğumuz ünvan için savaşacağız. Emir Hişam mektubunda Selçuklu'yu Mahmut Mirdas'ın ordusunda sıkıştıracağından bahsetmiş. Sizce Mahmut Mirdas'ı ikna edebilecek mi? Halep'e gidince göreceğiz.
Roma'ya kimin ihanet ettiğini söyleyecek misin? Konuş, Tanrı'nın cezası, konuş! Konuşması için canını daha çok yakmalısın. Hazır elin kirlenmişken sen yap. Ne o? Yapamayacak mısın? Sultan Alparslan Münbiç yakınlarında pusuya yatacak demek. Dediğimi yaparsan Sultan Alparslan'ı mağlup eden komutan olarak Konstantiniyye'de herkes seni ve erlerini konuşur. Selçuklu'yu mağlup etmenin zor olduğunu bilirim. Halep emiri Mahmut Mirdas'ı ikna ettim. O da ordusuyla destek verecek. Siz hiçbir şey bilmez gibi tedbiri elden bırakmadan Halep'e yürümeye devam edin. Kuşatma kalktığında Emir Mirdas ordusuyla beraber kaleden çıkacak ve Selçuklu'yu arkadan usul usul takip edecek. Alparslanlar ne vakit önünüzü keserse Emir Mirdas ortaya çıkacak ve Sultan Alparslan iki ordu arasında kalacak. Sonrası askerlerinin maharetine kalmış. Yarın Sultan Alparslan Roma'nın gücünü görecek. Yokluğum anlaşılmadan dönsem iyi olacak. Yarın kılıcınız keskin olsun. Yerin yedi kat altına da inseler, göğün yedi kat üstüne de çıksalar elimizden kurtulamazlar sultanım. Koca kurt Batur Bey'in elinden hangi asmı kurtulmuş da bir avuç kefele kurtulsun? Estağfurullah sultanım. Yarın bize baş eğmeyen Mahmut Mirdas da ona arka çıkanlar da Ali Selçuk'un kudretini görecek. Baş eğmeyip baş kaldırmak neymiş öğrenecek evvelallah. Evvelallah sultanım. Eninde sonunda konuşacaksın. Bu acıya dayanmam mümkün değil. Biraz daha dayan. Seni kurtaracağım. Konuş!
koşturamayacaksınız. İyice bastır. Canın daha fazla yansın. Ne demek? Afşin Bey ve Akıncılar Komnenos'un ordusunu dağıttı. Roma'nın şanlı askerleri yağmacılara nasıl olur da yenilir? Peki ya Kayseri'ye ve Malatya'ya ilerlemekte olan ordularımız? Gelen son bilgi, Kaiser Hazretleri'nin emrettiği güzergahta ilerlemeye devam ettikleri yönünde kraliçem. Kardeşim uyan kardeşim. Uyan, uyan. Uyan kardeşim. Hadi. Uyan, gitmemiz lazım. Uyan. Tam tahmin ettiğim gibi. İçerideki hain sensin Stefan. Ya da artık adın her neyse. Küffar yine kalleşlik edip sizi gafil avlamaya kalktı. Ama Sultan Alparslan'ın asla gaflette olmayacağını, onun üzerine yürünmeyeceğini bugün bir kez daha görecek inşallah. Mümbit sınırına yaklaştık.
Keşif Birliği öne çıksın. Güzergahı yoldan değil, orman içinden sessizce tarayacaksınız. Emredersin. Hanıma feda olsun. Peki. Taraftan. Sultanım. Sultanım, nereye gideriz? Bu yola neden döneriz? Münbiş'e gitmeyecek miyiz? Doğru. Münbiş'e gideriz. Ama yolu biraz uzatacağız. Bağışlayın sultanım ama niye? Sebep nedir? Sabret Hişam, sabret. Niyesini, sebebini anlayacaksın. Haydi. Konuştuğumuz gibi Asıl, gözünü bir an dahi Hişam'dan ayırma. Hayrola Hişam? Aksi bir hal mi var? Orada durmuş, neyi beklersin? Geldim sultanım. Selçuklu ordusu ilerlemeye devam eder. Ya Bizans ordusu? Bizans ordusu az evvel Münbiç'e girdi. Bu yöne doğru gelirler. Tam da bu. Hızlı bir ölüm. Bu pislik kolay bir ölümü asla hak etmiyor. Önerin ne? İkisini de canlı canlı gömelim. Doğru söylüyorsun. Böyle bir hainin ölümü ağır ağır, acı çekerek olmalı. Kaiser.
Kaiser Hazretleri, Malatya ve Kayseri güzergahında ilerleyen ordularımız Afşin Bey ve Akıncılar tarafından dağıtılmış efendim. Lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Saldırmak için daha fazla bekleyemeyiz. Onların asla karşılık veremeyeceği dev bir orduyla saldıracağız onlara. Türklerden, sadece bizden aldıklarını değil, sahip oldukları her şeyi alacağız. Her şeyi. Yanlış zamanda yakayı ele verdin. Sultanına bu haberi veremiyor olman ne kadar acı değil mi? Güzergah temiz. Münbit çıkışına kadar tek bir Selçuklu askeri bile yok. İlerleyelim. Boşuna geldiniz Mahmut Mirdas. Münbiç tertemiz. Tek bir Selçuklu askeri bile yok. Sultan Alparslan geldiğimizi duyunca ordusunu alıp kaçmış olmalı. Kaçmadık. Buradayız. Sayesinde arada kalan biz değil, siz oldunuz. Kahretsin! Şüphe etmekte hakkım varmış kardeşim. Bu işin içinde başka bir iş var. Mirdas'ı huzura çıkmaktan alıkoyan Hişam'mış. Hişam mı? Hişam ya. Vezirin adamı gibi görünüp Mısır halifesine hizmet edermiş hain. Roma'yla da iş tutarmış soysuzlar. Mısır vezirimle bu ahvalden haberdar edin. Neden geciktiğimizi bilsin. Sultan. Gözcülerimiz Münbiç tarafından Urfa'daki Bizans birliklerinin Halep'e doğru harekete geçtiğini söyler. Mirdas'ın yanına Hişam'dan evvel sen gitmelisin haber. Biz niye bu hainin başını vurmayız? Canı elbet başlanmayacak. Ama imdilik hiçbir şeyden haberimizin olmadığını düşünmeli. Sultan Alparslan sadece senin için değil, Bizans için de büyük bir tehdit. Eğer dediğimi yapar, Selçuklu'yu bozguna uğratmalarına destek verirsen, seni temin ederim Halep'e yürümeyecekler. Tamam.
kuşatma kalktığı vakit ordumla Halep'ten çıkıp Selçuklu'nun arkasından yürüyeceğim. Halep emiri Mahmut Mirdas'ı ikna etti. O da ordusuyla destek verecek. Siz hiçbir şey bilmez gibi tedbiri elden bırakmadan Halep'e yürümeye devam edin. Kuşatma kalktığında Emir Mirdas ordusuyla beraber kaleden çıkacak ve Selçuklu'yu arkadan usul usul takip edecek. Alparslanlar ne vakit önünüzü keserse Emir Mirdas ortaya çıkacak ve Sultan Alparslan iki ordu arasında kalacak. Sonrası askerlerinin maharetine kalmış. Akacak ilk kan seneki olacak. Yalvarın yapmayın sultanım. Sakın! Sakın bunu yapma Mahmut Mirdas. Roma'nın gazabını üstüne çekmek istemiyorsan saldıracağın kişi biz değiliz. Sizsiniz. Kim ki Müslümanları birbirine düşürmeye gayret eder, vakit gelir, kendi kurduğu tuzağa kendi düşer. Haydi yiğitler.
Sadece kendi askerlerimizle vurmayacağız. Türklerle de vuracağız. Azar, Kıpçak, Uz, Peçenek Türkleri hepsi bizimle birlikte. Franklar, Gotlar, Bulgarlar, Gürcüler ve Ermeniler. Onlar da zaferden pay sahibi olmak için sabırsızlanıyorlar. Tabii paylarını ödediğimiz sürece. Yüzbaşı Yoraz. Sur duvarı deliciler, lağımcılar, çarkçılar, arabacılarla birlikte büyük miktarda taş atan mancılıklar. Sadece atların nallarını ve nalların çivilerini taşıyacak 400 arabayı 500 mandanın çekeceğini tahmin ediyoruz. Bu askeri mevcut ve mühimmatla Anadolu'da nefes alan tek bir Türk dahi bırakmayacağız. Davasını güttün de huzurumuza çıkmadan Emir Mirdas. Davadan değil, korkudan Sultan Alparslan'a. Halid. Namınızı işittik Seyyid Hatun. Cemalinizi de gördük, şad olduk. Ama oğlunuz Mirdas'ın ettiği... Onun ettiğinin adı sadece korkaklıktır Sultan Alparslan. Çünkü ona da itaat arz etse de canını alacağını söylendi. Gelip bunu bildiren kişi vaziyeti böylece işittiğine dair yemin dahi etti. Bu yalanı söylemek kadar fasıklardan gelen bir habere itimat etmek de hata değil midir Seyyid Hatun? Oğlum elinde, dizlerinin dibinde. Ona istediğini yapmakta hürsün. Ama korku insanın gözüne de özüne de perde indirir Alparslan. Bu sebepten onu bağışlamanı dilerim. Zaten hiç şüphem yok ki kendisi de Ulu Sultan'dan af dileyecektir. Bağışlayın Sultan Alparslan. Size şahsım ve emir olduğum Halep adına sonsuz ve şartsız bağlılığımı arz eder. Ucu bucağı olmayan merhametinize sığınırım. Biz kılıcımızı yalnız soyundan geldiğiniz Hazreti Muhammed'in aşkını aklınından çıkarırız Seyyid Hatun. Sizin dileğinizi emir sayarız.
Abla, uyudu mu Ayaz? Uyudu nihayet. Yol boyu ağlayıp durdu. Melikşah da Merve döndü dün. O da çok merak eder Ayaz'ı. O da burnunda tüter Gülcem. Biraz dinlenelim. Ayaz'ı da alır gideriz ziyaretine. Abla, Konstantiniyye'den Serdar Alp'ten haber alabildiniz mi? Romen Diyojen tahta çıkmış. Ama eminim Serdar Alp ne yapıp edip yanında vazife almıştır. Almıştır ya. Aklına koyduğunu başarmıştır o muhakkak. Demek en çok Serdar Alp'ı merak edersin. Onu da nereden çıkardın abla? Herkesten evvel ilk onu sorduğuna göre. Bu seferden mutlaka zaferle dönmelisin. Mutlaka. Elde edeceğim bu zafer sadece Türkleri Anadolu'dan kovmak anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda herkes neden bir başkasını değil de kral olarak seni seçtiğimi de anlayacak. Merak etme Evdokya. Alparslan'dan, bizden aldıklarından çok daha fazlasını alacağım. Taht şehri reyi başına yıkacağım. Ve Şiraz'da açan bütün gülleri senin ayağının önüne sereceğim. Kaiser Hazretleri. Başaramadık. Sadece Sultan Alparslan değil, Afşin Bey ve Yağmacı Akıncılar da dersini alacak. Ve bir daha bu topraklarda Türklerin adı anılmayacak. Mısır'a varmak istediğinizi bilirim. Ama lütfedip hiç değilse birkaç gün daha yerinden göğüne kadar sizin olan Halep'te kalmanızı da çok isterim. Vakit dar Seyyid Hatun. Bu kadar dinlendiğimiz yeter. Hem zaten alem-i İslam'ın üzerindeki bulutlar dağılmadan, fitne kuyuları kurumadan bize durup dinlenmek yakışmaz. Her şey vaktincedir. Ne geçtir ne erken. Bunu en iyi sen bilirsin. Allah yarattığı her kulunu, her şeyi bir vazifeyle memur kılar. Hem kim bilir, belki de senin alnına yazılan Mısır'a gitmek değildir Sultan Alparslan. Doğudaki en mühim şehirlerimiz düşerken ben bizzat oradaydım. Önce Vaspurakan, sonra Surmari ve son olarak da Ani. Bu kayıpların hiçbirinde yetki ve kudret benim elimde değildi. Türkler hiç durmadı. En kudretli kalelerimizi, en zengin şehirlerimizi yağmalayarak ilerliyorlar. Ama bugün çok farklı. Çünkü Kutsal Roma'nın
yetkisi ve gücü benim elimde. Ben Roma Kayseri, Roman Diyojen olarak sizlere söz veriyorum. Yüce Roma'nın kudretini Türklere göstereceğim. Sadece bizden aldıklarını değil, onların en önemli şehirlerini, Rey'i, İsfahan'ı, Kirman'ı Roma topraklarına katmadan çıktığım bu yoldan asla dönmeyeceğim. Çıktığımız bu yolun kutsallığının göstergesi olarak sahip olduğumuz en kıymetli hazineyi, kutsal aşı, yolumuzu aydınlatması için çoktan yola çıkardım. Kutsal aşı taşıyan birliklerimizin geçtiği topraklardaki tüm Hristiyanlar neden savaştığımızı tekrar hatırlayıp bize katılacaklardır. Önünde durduğum kutsal Ayasofya'nın üzerine yemin ederim ki Türkler öteden beri gözlerini diktikleri Anadolu'yu da Konstantinopolis'i de ancak rüyalarında görecekler. Yaşasın kutsal Roma! Mısır'a giderken sayenizde gözüm arkada kalmayacak. Yüce Allah seni korktuklarından daima emin etsin. Umduğun her ne varsa daha alasına nail eylesin Sultan Alparslan. Sultanım, ivedi huzurunuza kabul isteyen bir konuğumuz var. Gelsin. Seni yırtıp çıkıp buraya kadar geldiğine göre mühim bir haberin olmalı Serdar Altın. Öyle sultanım. Kaiser Roman Diyojen sizin Mısır'a ilerlemenizi fırsat bilerek görünmemiş büyüklükte bir orduyla beraber Konstantiniyye'den yola çıktı. Her ne kadar şer gibi görünse de oğlum Mirdas sebebiyle Halep'te oyalanmanızın da bir hikmeti varmış demek ki. Sultanım, Ahlat'ı ve öncesinde onlardan alınan tüm toprakları ve cümle kaleyi geri almak için ant içtiler. Bir an önce yönümüzü Anadolu'ya çevirmezsek... Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir avuç toprak bile alamayacaklar. Roman Diyojen'in ordusunu Ahlat önlerinde Malazgirt'te karşılayacağız. Hazır olun. Her zamankinden dert durun. Çünkü bu gayrı Selçuklu ile Roma'nın değil, Haç ile Hilal'in savaşıdır.